Gelinlerimden İrem dün olduğu gibi bugün de Hacer kayınvalidemle karşı karşıya gelmiş. Peki kimin için? Asiye Sultan için. İzleyelim. Benim evim de burası. Bunu eşim mi gönderdi? Ha, senin haberin İrem. Yok. İrem! Hayır yok. İremciğim, kız 2 aylık gelinsin. Bu çeyizler ne böyle? Aa! Bu video ne? Kimin videosu? Nereden geldi bu video daha doğrusu? Kim gönderdi bunu? Kim yönetmenimden yolladı? Öğrenebilir miyiz? Kim yolladıysa yolladı. Önemli olan senin bu kadar çeyizinin olmaması. Bu videoyu kim gönderdi? Bello da avukatı konuştuğuma göre sen ne yaptın yapacaksın? Değil mi? Anne bir şey soracağım, bu videoyu sen mi çektin? Evet çektim. Ben çektim annem. Gizli gizli, sen markete gitmiştin ya. Ya gizli gizli değil. Arkadaşlarımı göstereyim diye çektim. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Benim iznim olmadan benim evimde nasıl video çekebiliyorsun? Ne yapayım? Düğününe geldi arkadaşlarımı göstereyim dedim. Anne sen beni dedim. Hadi bak, elim ayağım titriyor. Hayır kalk, lütfen senden rica ediyorum, şuradan çıkar mısın? İrem, yapma kızım. Ama ya. Allah'ım çıldıracak. Ne demek benim iznim olmadan video çekecek bir de. Yürü anne. Ya siz susabilirsiniz ama ben buna kesinlikle Hacer, susamam gitme, ya. Hacer gitme, Hacer sen her zaman... getireceğim onu. Hacer sen onların her zaman yanında mı olacaksın? Gel buraya. Ya, İrem artık sen sınırını aştın. Tamam Hacer tamam, oğlum gel. Sen kabul etmek zorunda değilsin. Ne demek kabul etmek zorunda değilsin? Kadını bu duruma niye sokuyorsun? Yazık ya. Videoyu ama kim istedi şimdi? Asiye Sultan'ım çekmiş. Değil mi? Evet ben çektim. Nursel Hanım. Çok kim istedi senden onu? Hacer kimse Hanım istemedi. Mı? Doğru aklıma söyledi. Geldi o an. Arkadaşlarıma göstereyim dedim. Ama yani. Sen bunu hangi amaçla çektin Asiye abla? Aslında hayır, orada çok çeyiz hazırlanmamış yani. Arkadaşlarıma göstereyim dedim. Çeyiz de yoktu zaten. Arkadaşlarının ama göstereceğim bir şey yok ya. Gelininle karşı karşıya geleceğim bir şey çekmişsin aslında. Evet. Nursel Hanım. Orada da mağdursun değil mi sen? Doğru. İşte kapat vermeyecektim şeyi. Hata ettim verdim. Ya. Yok hata ya etmedim. Hayatını kaybetmiyorum haberin olsun. İrem galiba haklısın. Sen böyle yapıp herhalde. Evet. Diye kapatıyor kendini. Arkadaşlar bu arada bu gerçekten benim için incir çekirdeğini doldurmayacak bir konu. Bunun daha neler olduğunu siz abla? Düşünün. Hacer abla ya hakikaten olabilir mi yani? Acaba Asiye Hanım'ın İrem'i çok kızdıracak hareketleri olabilir mi? Sonra burada böyle yapıyor olabilir Nursel mi? Nursel Hanım gerçekten şuradan almaya geldim ya. İnanın tir tir titriyordum. Abartma. Gerçekten ya. Titriyordu. Hiç elimi tuttu gerçekten abartma elimi ya. Tuttuğu halde titriyordu. Yani bunun bir temeli var. Bir şeysi var. Ama çözeceğim. Sen İnşallah çözeceğim. Sen niye çözüyorsun? Onlar aile kendi arasında çözsünler. Ailesi kendi arasında. O da benim arkadaşım. O zaman sen çöz Tuğba. Eğer buna ben şey yapmak çözeyim? Istemiyorsa. Beni ne ilgilendirir? Onların aile yaşası. Beni en fazla eleştiririm, vallahi geçerim. Beni ilgilendiriyor. Ben çözeceğim, ne yapacaksın? Gidip onlardan mı yatacaksın? Niye biliyor musun? Yatmakla alakası yok. Bu kadını burada ezmesine müsaade edemem yani. Kadını ezmeyin. En azından bir anne. Evet. Nursel Hanım. Şey Gönül abla güldürdün beni. Evet. Sen hep yanında mı duracaksın evet, ama diyorsun ya. Ne demek istiyorsun? Nursel Hanım. Bir dakika. Nursel Hanım, ya, şeyde de Asiye Hanım'da da suç var. Yapıyor yapıyor, pusuyor. Ya gösteriş yapıyor ya dikkat çekmek istiyor. Sana yani ilgi çekmek istiyor. O Hacer de ikide bir onu savunuyor. Hacer kaldı onun Hacer. Yani öyle hep yanında ne olacak? Ne yapmışım canım? Ya. Bir tane çeyizini Hacer çekmişim. Arkadaşım göstermişim. Sen benden isteseydin zaten böyle bir şey çekmek istiyorum. Ya hayır dikkat mı diyecektin? Benim saklanacağım bir şey yok ki. Ben eşimle tanışana kadar evlenmeyi düşünmüyordum. Aklımın ucundan da geçmedi. Ve biz bir günde evlenme kararı. Bunu en iyi sen biliyorsun ya. Ne yapıyor oğlunun borçlarını ödemekten pardon arada bir eşya aldık değil mi? Hayatım. Kusura bakma. Sen niye onunla çeyiz yapmadın? Yanlış sen... konuşuyorsun. Aa, bir dakika sırayla geliyor hayır, bu yaptım, arada. Yaptım Nursel Hanım da almadı beğenmedi hiçbir şeyi. Nasıl? Ya. Hiçbir şey yapmadı eskimiş. Patikleri verdi patikler pamukçuklanmış. Bunlar da diyor oğlumun çeyizi ben evime
pamukçuklanmış patikleri mi götüreceğim? Hiç bile yeni böyle yaptırdım. Sen düşünüp sen yapsaydın o zaman. Hacer, bir şey söyleyebilir miyim? Hani ben söz alarak konuşmak istiyorum. Niye? Çünkü İrem anlasın diye. Bir kere bir insan evlenirken benim gelinim bir masa getirdi, beğenmedim. Senin çeyizin yok. El emeği yok. Doğru. Bu bir. Hani biz gelenek geleneklerimize göre... Ay Hacer çeyizini övdü. Bir masa. Övme değil. İrem'e göre bir tık daha iyi. Açıyorum. Aç. Bayağı havalı kız. Neyini beğenmedin? Neyini beğenmedin? Hemen Beyhan gel kız gel. Ama elemeyi bak, elemeyi diyorum. Normalde çeyiz elemeyeli olur. Onu parayı versem iki battaniye ve bir takım tabak takımı alırım ben, bu bir. İkincisi, sana inanamıyorum. Sen görevli misin, nesin o kadar oradan kaldırıp buraya tutturdun? Kadının özgüveni kaybolmuş. Tamam ama İrem ne yapsın bununla ilgili? Evet. Ama kaybetmişler özgüvenini. Kadına bazı şeyleri yaşamış, sen bunu yapamazsın, küt. Bunu yapamazsın, yani kadına özgüveni kaybolmuş. Tamam Hacer abla. Kadın kendisini haklısın. İfade edemiyor. Esrar, ben de söyleyeyim. Şimdi tamam, kayınvalidesi sinmiş, ses çıkmıyor. Bu videoyu çekmek akıl ister, fikir ister, birazcık böyle kurnazlık ister. Demek ki onda o kurnazlık var ki o videoyu çekebiliyor. Hiç bilen biraz yok. Doğrucu bakın. Öncelikle ben Hacer ablaya dönmek istiyorum. Sen birincisi radyo televizyon değil, kesinlikle hukuk okumalıymışsın, avukat olmalıymışsın. İnsanları çok İnşallah güzel İnşallah onu da okurum. Ya da onun yerine dedektif olsaymışsın da insanların onu da yapabilirim. Altında ne yatıyor? Altında ne yattı? Bak buradaki kızlar hepsinden neden? 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 Bak onu da söyleyeyim. Soru sorduğun için söylüyorum. Ben şu anda seni suçlamamak adına altındaki gerçeği aramaya çalıştığım için öyle davranıyorum. Ama kadına bakıyorum. Kadında sindirilmişlik var bir. Kadına bir şey soruyorum. Kadın cevap verir. İzin mi alsam? Böyle bir psikoloji yok ya. Sen kadın kendini ifade edemiyor. Yarın bir gün sağlıkla ilgili bir sorun olsa kadın onu da kaybedecek. Kendini ifade edemeyecek. Sağlığına da tehlike. Sen şey neden böyle bir şey yapıyorsun? Yani İrem'in yaptığı da her şeyi geçtim. Şu yaptığın hareket bana göre çok çirkin geldi. Yani aynen. Odadan tutup kadını buraya getiriyorsun. O yanlış, onu kabul ediyorum. Çok yanlış bir şey. Hani ben anlamaya çalışıyorum. Asiye Hanım'ın hareketleri de tuhaf ama senin üstüne kadın sustukça sen üzerine biniyorsun. Sustukça üzerine. O beni mutsuz etme peşinde. Gelip isteseydi kızlar markete gitmemi fırsat gözetmezdi. Gelirdi isterdi. Ben dedim ki buraya gelirken bak buraya gitmemiz gerekiyor. Burada bir yarışmamız gerekiyor. Belli başlı sebeplerimiz var. Tamam bak bunları konuşacağız ama bunları da bahsetmek istemiyorum. Tamam evimden neden gizlice video çekiyor? İsteseydi ben zaten çektirdim de benim öyle hani gizlilikle alakalı herhangi bir derdim yok. Biz de duyalım. Neden çekme bana ama söylemedi? Ama güzel soru. Ne bileyim o an geldi aklıma, çektim Nursel Hanım. Peki çektikten sonra niye söylemedi? Yani önceden aklıma gelseydi sorardım kızıma. Tamam çektin sonra ben geldim bakkaldan. Deseydin ya anneciğim bak video çektim hani çeyizlerini bak şey tabaklarını çanaklarını gösterdim. Benim evimde bir tane yemek takım var. Misafirlik günlük o bu yok. Havlum mu? Sadece hepsinin en özel misafir evim ben olduğum için bir tane aldım. Kusura bakma senin gözünde olsun diye. Ben o ara evini topluyordum. Unuttum gitti aklımdan. Çektim koydum kenara. Şimdi hani alıştığımız bizim kültürümüzde bir kayınvalide figürü var ya ister istemez. Evet. Şimdi sen geldiğin günden beri böyle mağdur gibisin ya. Bir tek bugün artık İrem'e dönmeye başladı birçok kişi. Evet. Gönül abla, Tuğba. Evet. Artık samimi bulmuyorlar seni bak buradakiler. Hayır ben yeşim de öyle dedim. Yaşadıklarım benim hayatım bu. Bıyık altından gülüyorsun Asiye abla. Sizce bu normal mi yani? Sizin böyle sürekli ne dese çiçek ol, otur diyor, oturuyor. Ben oğluma, 4 yaşındaki oğluma bugün otur şuraya desem bir birey olduğunu belli eder bana. Neden oturuyorum diye sorar. Yani 4 yaşındaki kızıyor, bir çocuk bile bu. Evine gelemez oğlun diyor. Ben çocuklarıma çok düşkünüm. Ben gözümle nasıl yaşayayım onları? Siz kaç yaşında bir kadınsınız? Ben tek başına büyütmüşüm oğullarımı. Nasıl görmeyeyim? Yani ben anlamıyorum. Bizim böyle bulduğumuz bir kayınvalide gelini yokken eve giriyor. Video çekiyor. Çeyiz adı altında şunları çekiyor ve buraya getiriyor. Ben bilemedim.